Hoş geldiniz hepinize. Çarşamba seminerleri bu 15. senesinde 15 seneyi de aşan 20 küsur senelik bir Türkiye'de ilk başlayan belediye kapsamında olan yerel bellek, yerel arşiv, yerel tarih çalışmalarını başmimarlarından Belediye Hüseyin Irmak'a konuşacağız bugün bu 15. yılımızda. Bizim için birkaç tane önemi var. Hem bizim şehir planlamada yerleşim analizlerinde ve planlamasında ilçelerin, mahallelerin planlama yaptığımız ölçekteki birimlerin belleğine ulaşmakta çok zorlanıyoruz. Öğrenci olarak, öğrenci olarak hepimiz çok iyi biliyoruz ki Türkiye'de bırakılmış kentlerin zaten arşivleri yok, İstanbul müzemiz yok. Kişisel çabalar da yapılıyor. İlçe ölçeğine indiğinizde, hatta bazen artık mahalle ölçeğine, köy ölçeğine indiğinizde var olmayan tarihlerle karşılaşıyoruz. Çok kıymetli birikimler kaybolup gidiyoruz. Bugün kentsel dönüşümlerine de bu belleklerin çoğu zaman yansıtılamadığını görüyoruz. Artık tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkıyor. Bunlar belgelenemediği için de böyle kentlerimiz var. Belleğimizi yani 4-5 sene önce yaşadıklarımızda bulamadığımız kentler var. Yoksa böyle kentler oluşturan aktörler olduğu için mi belgelemiyoruz? Bunlarla belki konuşabiliriz. Ama biz iyi örnekten gitmeye çalıştık. Sevgili Hüseyin, esasında bu bölümde yapılan pek çok işte de emeği olan biri, dolaylı ve doğrudan olarak. 1992'den beri Kağıthane Belediyesi'nin basın danışmanı, kendisi iletişim gazetecilik kökenli ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin de içinde bulunuyor. Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı'nı yürütüyor. Esasında Hüseyin ilk kitabı Kağıthane ile ilgili değil, kendi çocukluğunun geçtiği Tatavla'yı, Kurtuluş'u anlatıyor bütün o süreçte. Pek çoğunuz belki Hüseyin'e bu Tatavla, sonra Tatavla'nın yerel belliği, şenliği vesaire ilgili yaptığı titiz çalışmalarla kazarak Tatavla şenliğinin tekrar günümüzde dikkate alınmaya ve tutlanmaya başlamasındaki emekleriyle tanıyabilir. Ben ilk defa bir üniversitesinde çalışırken, o da Kağıthane'deydi biliyorsunuz, silahtar elektrik fabrikasını dönüştürdüğü üniversite yapmıştı. O süreçte tanıştım ve biz o zaman üniversiteyi yine yerel belediye hassas bir şekilde konumlandırmak istiyorduk. Bir endüstri mirasa devralmıştı, beceremedik. Ama bu vesileyle bir tek yalnızca o küçük dar alana değil, bütün Kağıthane ilçesinde 30'dan fazla, birkaç tanesi aramızda dolaşıyor şu anda, 30'dan fazla Kağıthane'nin 92'den beri çok farklı kaynaklardan, arşiv belgelerinden, Osmanlı, Türkiye arşiv belgelerinden, görselden, sözlü müziklerinden, sözlü tarihinden belgeleme çalışması var. Bunlardan bahsedecek bir örnek yerel bellek ve arşiv çalışması olarak ve nadiren bir belediye çerçevesinde bu süreklilikte eksiklerini bir sonraki yayında toparlayarak, gördüğü noktaları bir sonraki yayına aktaran bir birikimle karşılaşacağız. Bunların da damla damla bizim atölyelerimizdeki yerel tarih çalışmalarına daha sistematik aktarılmasını umuyoruz. Kendisi de bahsedecektir. Sevgili Hüseyin de yardımıyla bu üniversitede Kağıthane'deki kentsel dönüşümü belgeleyen Besime Binur Asuman Türk'ün hocaların bir kentsel dönüşüm kitabı da çıkmıştı. Orada da emeği de büyüktür. Fazla uzatmadan sonra Hüseyin'e bırakmışsınız. Çok teşekkürler. İşi bırakıp buraya geldiğiniz için. Hoş geldiniz. Kapıyı kapatabilir miyiz? Tabii ki. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Şimdi Kağıthane'de bizim hikayemiz aslında ilkokul çocuklarıyla başladı. Yani biz mesela tamam ben gazetecilik kökenliyim. Daha önce gazetecilik yapıyordum. Oradan belediyeye geçtim. Fakat belediyede işte tarih çalışmaları yapalım. Bu eksiktir. Genel yönetimlerde tarihin fonksiyonu ve işleri şöyle olmalı, böyle olmalı diye herhangi bir fikrimiz yoktu. Yani en azından benim yoktu. Bu hayat adım adım bana öğretti. Dolayısıyla da Kağıthane Belediyesi'ne de öğretti. Çünkü ben öğrendikçe belediye başkanı ikna etmeye çalıştım. İkna ettikçe bir takım şeyler ilerledi. Şeyle biz şimdi belediyenin bir takım işte faaliyet raporu, ön sözü, işte başkanın bir takım raporları falan gibi şeyleri de ben yazıyorum arada. Bize bir yandan da o dönem internet yok, 90'lı yıllar genel olarak da işçi mahalleleri oturuyor Kağıthane'de. İlkokul öğrencilerine, öğretmenleri tarih dersi veriyor. İlçenizin tarihini toparlayın diye. Onlar da tabii ki
Atatürk kitaplığına gitseler para harcayacaklar. Tek başlarına gidemiyorlar. Gittiklerinde gitme gelme annesiyle ya da babasıyla gidecek. Ya çalışıyorlar gidemiyorlar ya işte dediğin gibi yol paraları harcanacak vesaire falan filan. En kolay belediyeye geliyorlar. Belediyede de bizde sadece bir önceki dönemde yapılmış bir ince bir faaliyet raporu var. Onun önünde sadece tek sayfa bir yazı var. Kağıthane karşısında bir yazı. Onun fotokopisini çekiyoruz, çocuklara veriyoruz. Bu kadar. O arada biz öğlen tatilinde de o etrafta geziyoruz yemekten sonra etrafa böyle gelişigüzel serpilmiş bazı mermer parçaları var. Bunlar nedir diye falan sorular. İşte bunlar sağlamattan kalma falan filan diyorlar. O kadar. Sağlamatı da bizim kafamızda sağlamat eşittir lale değeri eşittir sefa. Başka da bir şey yok. Hani özeti bizde bu ya. İşte kaplumbağaları bunu dikmişler de gezmiş, eğlenmişler de ondan sonra patronan isyan olmuş falan gibi bir takım kaba şeyler görüyoruz. Şimdi o arada ortaokul çocukları da geliyor, ilkokul çocukları falan dedi, biz bunlara bunu veriyoruz ama yetmemeye başladı. O tek sayfa şey çünkü arada üniversitelerden gelenler var. İşte doktora yapıyor, yüksek lisans yapıyor, bizden bir şey istiyor. Bizde de bir şey yok tabii. Ben başkana dedim ki, biz de hani bunlar gidemiyorlar, sıkıntı oluyor, bir de bize geliyorlar, mahcup geliyorlar, böyle tedirgin geliyor çocuklar, anneleri de böyle aynı psikolojiyle geliyorlar. Biz hiç olmazsa gidelim, birkaç tane kütüphaneden, asiklopedilerden, kağıthane bölümlerinin fotokopisini çekelim, ben biraz daha fazlalaşsın, daha fazla şey verelim dedim. Bütün hikaye böyle başladı aslında. Yani sonuçta bize şu an 33. kitabı yapıyoruz. 33. kitabı yapmanın başında bize bu işi ittiren ilk okul çocukları oldu. Kitap. 33 şu onlardan biri. Bazıları hala Türkiye'de tek örnek. Mesela şu an arkadaş bakıyorlar. Onun hala Türkiye'de ikinci örneği yok. Şeyde ama biz bu arada hani biz işte dediğim gibi başta perspektifimiz olduğu için ve biz böyle donanımlı şekilde girmiş değiliz. Biz sadece birileri bizim irademizin dışında bir yola gitti ve biz o yolda yürümeye başladık. Yürürken öğrendik. Bu kadar yani olay. Ve bize gücümüzü şu an veren mesela biz bu arada şey çok şey toparladık. Gerçekten çok şey toparladık. Ve bu koleksiyona çeşitli nedenlerle gelip bakmak isteyenler ya da bakanlar işte doktor öğrencileri, üniversite şey çalışması falan gelip baktığında buna ne kadar para harcadınız falan diyor ve gördüğü sadece bizim elimizdekinin onda biri falan. Yani gördüğü de o an hani çok büyük para harcamış olmanız lazım diyor. Ama biz hayır diyor, çok küçük paralar alıyoruz bunları. Bizim gücümüz sürekliliğimizden geliyor diyoruz. Bizim alan şeyimiz bu yani süreklilik. Büyülü kelimemiz bu. Biz sürekli olarak takip ettiğimiz için bazı şeyleri sıfırdan ortaya çıkardık. Mesela kağıthane demir yolu diye bir şey var. Bu kağıthane demir yolu işte kamuoyunda da bir sürü şey tartışıldı ve edildi. Videosu son yapıldı. Videosu da yüklü. Ha, evet. Nerede? Bu da sende var. Mert Sandalcı hocam. Bu da yüklü. Evet. Dekoville. Mesela Dekoville hattı İstanbul şehir tarihinde bir zamanlar var olmuş. Kurtuluş Savaşı'nda da Anadolu'ya silah kaçırılmasında kullanılmış. Sonrasında 1950'lerde kaldırılmış, sonra unutulmuş bir hat. Şimdi biz bunun bir tane fotoğraf olarak tesadüfi bir şekilde Yıldız Sarayı arşivini tararken bulduğumuz bir fotoğrafın altında kağıthane demiryolu inşaatı sırasında bir ibare var. Ona da böyle çok gayri ihtiyari gözüm çarptı. Yani. Yoksa onu aramak için o albümleri karıştırmıyorum. Bütün hikayeyle başladı. Şimdi iki tane kitabı var. Biraz sonra göreceksiniz. Sonra işte bir sürü işte projelendirildi, bir sürü insan öğrendi, çalışmalar falan filan yapıyor. Bunların hepsi işte bu işler, bu bazen tek şeyden, bazen sıfırdan başladı. Ve bunu işte sadece bunu bir güç haline getiren veya bir ortaya ürün çıkmasını sağlayan şey bizim sürekli takip etme basireti gösterebilmemiz. Bir de mesela o dönemin belediye başkanı bu işe müsait bir adamdı. Öğrenmeye de gelişmeye de açıktı ve bu işe müsait bir adamdı. Onun verdiği destek de çünkü sonuçta para harcanıyor. Ve de siyasi ya da işte hani yönetsel destek sunmuş oluyor yaptığın işe. O önemli bir şey çünkü. Özellikle belediyelerde bu iş neden önemli? Riyasetin desteği şu açıdan önemli. Çünkü o zaman memur direnişini kırıyorsunuz. Yani memur tavrı
Sıra dışı çıkan her işe tepki gösterir. Nereden çıktı bu? Yapmaz, etmez ya da şey yapar. Engeller, engelleyemeyince de sürüncemeye de var. Klasik memur tavrı vardır. Hepimiz onun bürolarda, resmi dairelerde yaşarız. Memurların böyle bir tavrı oluyor. Şimdi onu kırıyor. Riyaset desteği onu kırıyor. O zaman bir şey yapamıyor. Ya da ona sürüncemede bıraksa bile bir süre sonra yapmak zorunda kalıyor. Bu arada da onu aşmaya yönelik de bir takım gayret gösterici bir süre sonra alışıyor. Alıştı mı zaten problem yok. Önemli olan alışması. Şeyde ilk zamanda mesela biz çeşitli yerlerde bir takım taşları toparlayacağız. Bu taşlarla bizi ne uğraştırıyorlar? Allah'ın taşı, atın gitsin falan diye ya da hafriyat kamyonlarından taş indiriyoruz. Tamam mı? Bunlarla böyle, herkes böyle böyle umurundan soruyor falan. Bir süre sonra bir yerde taş bulduklarında onlar haber vermeye başladı. Çünkü olay dönüştü, tamam mı? Mesela biz mahalle, roman mahalleleri var, onlar burada topluyor, işte etraf şey yapıyor falan, biz onlarla ilişkilerimiz var. O ilişkiden dolayı bir yerde bir taş görüyorlar ya da bir şey görüyorlar veya bir işte mermi parça, demir aslında işlerine yaramıyor çünkü onu sattığında başı belaya girebilecek mesela bir zamanlar patlamadan kalmış bir top mermisi falan gibi. Onları bize haber vermeye başladılar. Öyle de toparlamaya başladık. Bu bize şey adım adım bir ağ oluşturdu. Fakat biz işte şeyleri topladıktan sonra başa döneyim. Kütüphanelerden fotoğrafı toplamak için başladığımızda o arada artık bir algı yavaş yavaş bizde oluşmaya ya da bende oluşmaya başlamıştı. Beyoğlu'nda bir sahafın önünden geçerken Sadamat isimli bir kitap gördüm. Ve kitabı ilk defa öyle varlığını fark ettim. Hani belki ondan önce geçseydim böyle geçecektim belki görmeyecektim. Hani fark etmeyecektim ben. Hemen girdim, kaç para dedi? 60 dolar dedi, 60 dolar pahalı. Dedim ben konuşayım bunu, şu an ödeyemem ama başkanla konuşup sonra gelip size söylemişsiniz. Şimdi tutup satmayın. Bu arada da baktım içinde bir sürü şey var, malzeme var, renk, şey, resim olarak var, bilgi olarak var. Yani şeyi, kitap, sadece o kitap bize yani de eşittir sefaat cümle ibaresini yıkıyor. Başka bir sürü şey var kağıtlarında aslında. Ve arkasındaki zengin mirası görüyorsun. Kitaptası bu kitap geçiyor. İşte ben akşam geldim, başkana söyledim. Sonra ertesi gün parayı ayarladık, gittik. Kitabı aldık. O gün akşam başkanla birlikte bakıyoruz. Şimdi Sadabat alanı da o arada boş, leş gibi böyle millet ceset atıyor. İşte kadınlar tek başına yürüyemiyor, adamlar tek başına yürüyemiyor, gasp ediyorlar falan. Böyle bir yer yani, tamam mı? Ve ara ara cesetler çıkıyor falan. Oranın da rehabilite edilmesi lazım. Nasıl yapılacak konusunda da bir fikrimiz yok. Şimdi kitaba bakınca kitap aslında bize orayı nasıl yapmamız gerektiğini gösterdi aslında. Şimdi biz bu tip dokümantasyona baktığımızda günümüzle ilgili olarak neler yapabileceğimizi gördüğümüzü ya da göreceğimizi de o akşam fark ettik. Sonra biz işte gelenlere tekrar bunları vermeye başladık. Bu arada bunu okuduk. Okurken şurası burası diye yerler var. O yerlere gayri ihtiyar gidip bakıyorum. Çünkü ben hani bir, bu tip şeylerle ilgiliyim de okuyan bir adam aslında. O nedenle de o şey yaptım. Bir de böyle takip yeteneğim de var benim. Mesela takip edebiliyorum. Onun için de şey oldu. Bunların hepsi bir araya gelince biz adım adım orada okuduklarımızı yerinde bakmaya, teyit etmeye başladık. Ve bu bize şey getirdi. Araziyi daha iyi tanımaya getirdi. Biz hani böyle yüzey noktalarına, yüzeylerine kadar yavaş yavaş inmeye başladık. Bu sefer araziye vakıf olduğunda şey yapıyoruz. Orayla ilgili belediye bir şey yapacaksa daha doğru yapmaya başlıyor. Çünkü şunu yapmak lazım, bu yanlış, bunu yapmak lazım gibi bir süreç başlıyor. O süreci öğreniyorsun. Mesela biraz sonra göstereceğim. Bir tane bina vardı. Bina hiç görünmüyor. Varlığından haberdar değiliz. Önünde dükkanlar var. Dükkanların da tabelaları bir asıl binayı kapatıyor. Caminin yanında, merkezde bir cami var. Dahi Hatun Camisi diye. Caminin yanında bir bina bu. Cami derneği gelmiş esnafla birlikte. Bu yıkalım kaldıralım oraya paralı tuvalet yapalım diye bir önerisi var. Tamam. Yan tarafta paralı tuvaletler var. O yetimi bir büyüteceğiz. Oraya alacağız. Ve ortalıkta biraz hani açılacak falan. İşte kafamıza tuğla düşüyor, içeriden büyük fareler çıkıyor gibi de bir gerekçeler var. Sonra orada çalışma başladı. Biz de bu arada işte
sadamat kitabını almışız, malzemenin çok yüksek olduğunu fark etmişiz, arayı başka yerlere de bakıyoruz. Şimdi bu arada yine biz bir tane koleksiyoner arkadaşım var benim. Benim ilkokuldan da Kurtuluş'tan da ilk arkadaşlarımdan biri Hakan diye, Hakan Akçıoğlu. Türkiye'nin önemli koleksiyonerlerinden biri. Ona ben telefon ettim. Dedim ki bu hani müzayedeler sahaf gezmeye başladık ya. Sahaf gezince koleksiyonculara, müzayedecilerin farkına varıyorsun. Bu sefer oralara da bakmaya başlıyorsun. Biz adım adım elimizde malzeme toplandıkça da heves ediyoruz. Tamam. Biz biraz çünkü malzemenin her yeni malzeme bize yeni bir şey öğretiyor. Aa burası böyle mi? Burası böyle mi? Bir tane kalıntı var orada. Kalıntının ne olduğunu bilmiyoruz. Tamam. Adım adım da gidecek. Bilmediğimiz için herhangi bir şey de yapmıyorsun. Tamam. Zaten o günlük rutinde yok olup gidecek. Bu sefer o kalıntının ne olduğunu tanıyınca bu şey yapıyor. Ona yönelik bir şunu yapmak lazım gibi bir fikir çıkıyor. Bu projelendiriyor ve koruma güdüsü çıkıyor. Bunların hepsi parça parça bizde oluşan bir bilincin ürünü haline geldi. Neyse Hakan'la aradım. Hakan işte sahaflardan ve müzayedecilerden bazılarını tanıştırdı. Şunlara git, onlara git falan. Biz onlara da gitmeye başladık ve adım adım genişliyoruz. Kartpostallar çıkıyor. Bir sürü kartpostalı var kağıthanede. Yani biz kağıthane dedik mi bizim aklımızda bir tane kopmuş deresi var. Etrafı gece kondulardan dönüşmüş apartmanlarla oluşan mahalleler yığını bir şey diye düşünüyoruz. Ama öyle değilmiş yani, tamam mı? Öyle değilmiş o arada gördük işte. Şimdi hani kağıthanenin bu kadar çok kartpostal Osmanlı döneminde niye var diyorsun? Niye var sorusunu bu sefer okuyunca öğreniyorsun. Şimdi biz o arada Yıldız Sarayı arşivindeyi de taramaya başladık. Orada kağıthane apnemit fotoğrafların içinden kağıthaneleri alacağız. Bunu yaparken işte bir tane bir fotoğraf almışız. O fotoğraf da yani köyün ilkokulunun fotoğrafı. Şimdi fotoğrafı ben kaba taslak biliyorum. Ben o fotoğraftan da bir kartpostal yapılmış, biraz kadrajla oynanarak. Kartpostal da müzayedelere çıkıyor ama altında Fransızca şey yazıyor. Bir Türk köy okulu yazıyor. Ama neresi olduğu belli değil. Müzayede kataloglarına çıktığında da öyle yazıyorlar. Ya da işte İstanbul'da bir yer yazıyorlar. O kadar. Sonra o dükkanlar yıkılmaya, tabelalar kaldırmaya başlayınca ben oradan geçiyordum. Birden arkadan bir kalıntı fark ettim. Kalıntıyı da bir yerden gözüm ısırıyor falan dedim. Sonra geldim büroya. O Yıldız Arşivinden de albümü yeni almışız. Onlara şöyle bir baktım. Fotoğrafı buldum dedim. Bu fotoğraf. O bina. Fotoğrafla gittim binanın önüne. Baktım, kıyasladım falan. Binayı buldum. O bina, bu bina. Fotoğraftaki binler. O zaman aa dedim o kartpostal da bu fotoğraftan yapılmış diye hemen o bağı da kuruyorsun. Bu sefer hemen o kartpostalı da satın aldık. Ayrıca müzayede şirketlerine de söyledik. Bu kartpostal kağıthane dedik. Ondan sonra artık kağıthane yazmaya başladılar. Çünkü orijinal fotoğrafını artık gösterebiliyor hale geldi. Bu adım adım müzayedecilerden biz öğrenmeye, onlar da bizden bir şeyler öğrenebileceklerini fark etti benim sürecimde. Sonra başkana geldim şey dedim işte binayı kim yıkıyor, biz yıkıyoruz, niye dedim işte anlattım bu hikaye, fare, mahalle, tuvalet falan hikayesini anlattım. Çünkü biz dedim şimdi toparladığım şeylerden bir müze yapmak istiyoruz, artık o noktaya gelmişiz. İşte müze yapılacak bina tam bu, tam merkezde eski bir bina ve bizim o zamanki kapasitemize uygun bir hacmi var. Üstelik okul binası falan. Sonra biz o yıkımı durdurduk. Yoksa gidiyordum ve tuvalet de buluyor orası, tamam mı? Sonra restorasyon, mülkiyet sorunu kimin bu, kime ait? Baktık, araştırdık, Büyükşehir'e çıktı. Büyükşehir'de o varlığı, yani haberi yok, o binadan haberi yok. Restorasyon, öyle falan filan çalışmaları yapıldı. Anıtlar kurulu, onayı vesaire falan. Bina restore edildi. Ortaya çıktı. İşte biz şey yapınca, hani tuvaletlerin oraya alınmasını engellemiş olduk ya. Bu sefer oradaki işte cemaat Hüseyin zaten komünist falan demeye, işte bizim işimizi engelledi falan demeye başladı. Daha bir böyle bir şey yok ya. Tamam. Ama tabi en çok onun koruması lazım. Ha, neyse. O hikayeleri de aşarak biz sonuçta oraya yaptık. Şimdi kağıthane şehir müzesi orası. Tamam. Şimdi bu yıkılmaktan son andan kurtularak ve tesadüfi bir fotoğrafla ortaya çıkmış bir şey.
Bizim şu an iki tane müzemiz var. Biri kapalı, biri açık. Açık müzede de işte bu taşlara gizli uğraştırıyorlar falan filan dedikleri taşları adım adım ya da kaçak hafriyatlar mesela Zeytinburnu'ndan ya da Aksaray'dan ya da başka bir yerden getirip kağıdhane bölgesi o dönem daha rahat ya. Getiriyor bir yere boşaltıyor artıyor. Gidiyor paralelemiyor, kaçak hafriyat dökümü. Onların içinden çıkanlar da alıyor. Şimdi biz onların adım adım toplamışız ama bir bunları sergileyecek ya da bir mekanımız yok, bir de nasıl sergileyeceğini bilmiyoruz. Bilmeyince bazı şeyleri de bilenlere sormaya başladık çünkü. Sonra şey oldu. Depolarda bunlar yığılmaya başladı. O arada işte bizim ekipler başka işler yaparken onlar taşa çarpıyor, alet çarpıyor, bilmem ne parçalanıyor ya da işte tahrip oluyor falan. Bir an önce oradan alıp biz şey yapmamız lazım derken bir belediye binasının önünde bir alan açtık. Oraya açık hava müzesi gibi düzenledim ve arkeoloji müzesine de tescillendim. Şimdi orası İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin tescilli yeri. İçinde Roma, Bizans dönemi taşları da var, Osmanlı da var. İşte Yahudi mezar taşları da var, Ermeni mezar da hepsi var. Yani, tamam. Böyle karışık bir şey var ve çeşitli kademeler var ve bütün kademeleri orada görüyorsun ve bunların hepsi kağıthane bölgesinden çıkmış şeyler. Biz mesela böyle bir irade ve böyle bir çalışma masayla o taşların tamamı yok olacak. Hepsi bitmişti yani. Hafriyat bölgesinde falan. Ve böyle bir müzede olmayacaktı. Sonra biz Hakan'dan, işte tekrar Hakan'a dönüyorum. Bizim hikayemizi anlatıyorum aslında. Siz oradan sonuçları siz çıkarın yani. Bize şey yapıyor, kartpostala bakıyor. Önünde fotoğraf var, arkasında hiçbir yazı yok. Bakıyor bir sürü şey söylüyor. Ötekine bakıyor bir sürü şey. Bunu nereden biliyoruz diyor. Yani biz hani o zaman anlayamıyoruz. Yani bize de öyle. O da şey yapıyor. Adam adam işte şu şu bu nedenle, bu nedenle. İşte bazı yazılar var arkada matbu. O yazı şöyleyse 1905 öncesi, böyleyse 1905 sonrası gibi bilgileri verdi. Biz artık güzelde de takip ediyoruz, katalog okuyoruz falan ya. Bundan bize, bu güzelde takip bize çok şey öğretti. İşte Hakan da yardımıyla biz artık kartpostalın ya da fotoğrafın üzerinde herhangi bir şey yazılı olmasa da onunla ilgili bir sürü şey söyleyebilir hale geldi. Yani, tamam mı? Mesela kartpostalı okuyorsun, kartpostal okumak yani aslında. Bir süre sonra müzayede şirketleri bazı fotoğraf veya kartpostalları müzayedeye koyacak ama burası neresi bilmiyor, kağıthaneye de benziyor. Beni aramaya başladılar. Buna bir bak kağıthane mi falan demeye başladılar. Yani biz adım adım orada gidiyoruz falan. Şimdi sonuçta biz şimdi alanı tanımaya başladık. Alandaki malzemeyi toparlamaya başladık. O arada dokümantasyon toplamaya başladık. Ve bizim bir ağ network oluşuyor zaten. Bir ağ işte müzayede sahaflar, koleksiyonerler ve bazı adamlar var İstanbul'da. Her yerde de vardır. Bunlar şey yapıyor, hani boş boş gezen bir adam zannedersin. Ne iş yapıyor ya da nasıl para kazanıyor falan dersin, bilmezsin. Ama adam şu iş yapıyor, koleksiyonerlerin ne koleksiyonu yaptığını biliyor. Ve onlara göre, işte Avrupa'da ya da Türkiye'de çöp müzayedeleri, esnaf müzayedeleri ya da eser müzayedeleri dahi antika pazarları, bit pazarları hepsini geziyor bu adamlar. Ve o koleksiyonerlerin topladığı malzemeyi topluyor. Ve sana diyor ki burada böyle bir malzeme buldum, alayım mı? Fiyatı şu, benim fiyatı bu falan diyor. Sana öyle malzeme topluyor. Mesela böyle bir adam var İstanbul'da. Adam Paris'ten bize birkaç tane kartpostal getirdi. Londra'dan bir kralı getirdi falan. Onun ilişkilerini buluyoruz. İşte bu tip adamlarla da otomatikman bizim ağımızı uluslararası hale getirmiş olduk. Şimdi ve biz o nedenle mesela New York'tan kağıthane sadavat, kağıthane vesilesinde seyyar satış yapabilmek için bir harç bulu almaları lazım. Her seyyar satıcının farklı renkte harç bulu var o dönem düzenlemiş. Bir seri, 16 seri, 16 parçalı bir seri. Her bir renk başka bir seyyar satıcıyı ifade ediyor. Üzerinde de yazılar var falan. Böyle bir seriyi biz New York'ta aldık. Burada, şimdi o parça, o grup burada çöp gibi çıkmış. Amerika'da adamın birisi almış bunları, işte bu tip harç bulu vesaire falan filan. Götürmüş Amerika'ya, orada tasdik etmişler falan filan. Sonra da satıyorlar. Bir kısmını müzelere vermişler falan.
Şimdi o tasdiften sonra satışa çıkanın biz yine o arkadaş vasıtasıyla gördük. New York'ta böyle bir şey var, satılıyor. Biz de bize görselini gönderdi falan. Hemen aldık. Çünkü ya nereden bulacaksın? Bulamazsın ya, tamam mı? Şimdi Osmanlı Kağıthanesi'nde Mesire'de seyyar satıcılık yapan adamların harç bulduk. Bir tam seviye var bizde şimdi. Ve bir daha da çıkmadı zaten. Parça parça bazı yerlerde çıktı ama parça parça tamamı yoktu. Böyle şeyleri de kaçırmamak için bak şimdi hızlı davranman lazım, pratik olman gerekiyor. Böyle hani özel şirket kafası ya da birey kafasıyla düşüneceksin. Çünkü onu hani belediye bürokrasisine soktun mu ödeme için evrak yapılacak, borç yapılacak, bilmem ne olacak falan filan. Sonra borç besleyeceksin, adamın borcu var mı yok mu bakacaksın gibi böyle adamı bezdiren bir süreç, tamam mı? Ve buna da koleksiyonlardan hiçbiri girmiyor çünkü zaten sen almazsan olacak bir sürü adam var zaten, tamam mı? Üstelik bu kadar dertle de uğraşmıyor. O nedenle biz buna ayrı bir bütçe yaptık. Tamam mı? Başkanın denetiminde bir bütçeydi. Böyle şeyler çıktığında hemen şey yapıyorduk, fiyat öğrenelim, bir şey yapıyorduk. Ben işte onu almamız lazım diyorduk, alıyoruz falan. Böyle bir şey yaptık. Böylece bu hızı da yakalayarak bazı şeylerin kaçmasını da engelledik. Çünkü aynı konuda başka koleksiyon yapan insanlar var. Mesela biz kağıthane yapıyoruz ama adam İstanbul'un tatlı suları diye bir şey koleksiyon yapıyor. İstanbul'un tatlı suları ne gibi? Kağıthaneye gidiyor, göksu görüyor falan. Bu sefer adam kağıthaneye gibi şeyleri topluyor, göksuyu topluyor. Kendisinde parça, o parça yoksa müzayedede bayrak kaldı. Yüksel fiyatı yükselterek almaya çalışıyor. Bu sefer fiyat yükseliyor falan. Ya da şey yapıyor, alabiliyor çünkü ben onda çok fazla bunu bir şey yapamıyoruz. Mücadele edemiyoruz çünkü adamların hakikaten bazılarının para hesabı yok yani. Bir de o hırs başka bir şey. Hani illa alma hırsı oluyor o noktada ve onu alıp o koleksiyonun o parçayı tamamlaması lazım. Bir keresinde şöyle bir şey oldu. Yine böyle şey bayağı zengin bir adam. Müzayedeci bir sürü koleksiyonu var. Silahlar elektrik fabrikasının şey bir işte mimari çizimi, inşaat öncesinde yapılmış bir mimari çizimi böyle kaplamalı bir şey. Müzayedeye çıkıyor. Kadıköy'de bir müzayedeye. Ben de gittim. Şimdi baktım o adam da orada. O adamın da silahlar topladığını biliyorum. Benim onunla boy ölçüşmem mümkün değil. Bir tane holdingin CEO'su zaten, tamam mı? Şimdi sıra ona geldi. Ben de tedirginim falan. Neyse bayrak kaldırdım ben. 200 lira da açılış fiyatı var. Bayrak kaldırdım. Sonra herkes ama gayri ihtiyar adama döndü. Tamam. Müzayedeyi yöneten de ötekiler de o da gözleri üzerinde hissedince bayrak kaldırmadı ama niye kaldırmadı diye bakıyor herkes, tamam mı? Orada olması daha doğru dedi. Yani kendisinde öyle bir şey hissetti, şey bakışları hissedince böyle bir cevap verme ihtiyacı gösterdi. Dedi ki Hüseyin'de olması daha doğru dedi, tamam mı? Ve bende kaldı ve hiç açıldı, yani artmadı fiyatı. 200 liraya aldık ve önemli ve şey ünit bir parça aslında. Bizim bütün bu malzeme bize, bunların toparlama süreci bize hakikaten çok şey öğretti. Ve bizim şöyle bir şey, bu benim biraz hani okuma alışkanlığımı bana kazandırdığım bir şey olarak ya da perspektifim gibi. Biz bunlardan işe yarar tarzda kitaplar yapmaya şöyle başladık. Biz hani tamam geçmişle ilgili şeyleri toparlıyoruz ama ne yapacağız burada? Yani bunu üçüncü şahısların kullanımına nasıl sunacağız? Yani doktor öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi ya da ilkokul çocuğu geldiğini mi vereceğiz sadece? Hayır, onun için de bir şey yapmamız, formata sokmamız lazım ki herkesin de herkese ulaşabilecek bir şey olması lazım. O zaman kitap yapmak gerekiyor. Kitabı yaparken de şeyi hani böyle okunabilir, şöyle bir kriterimiz var. Başkana da ilk başta öyle söylemiştim. Biz öyle kitap yapmalıyız çünkü belediyeler kitap yapıyor, çoğu ıvır zıvır çöp yani, çoğu çöp yani, tamam mı? Biz öyle kitap yapmalıyız ki sahaf tezgahına düşmeyelim. Sahaf tezgahına düşmeyen kitabın kıymeti yoktur kardeşim, tamam mı? Hani sahaf onu alıyorsa, bu kitapta bir şey vardır yani, yoksa almaz çünkü. Mesela belediyelerin bütün kitapları çıkıyor, herifler bakmıyor bile atıyorlar, direkt atıyorlar. O belediyede bana dünyanın parasını yazılmış ama hikaye, tamam mı? Çünkü bu iş internette çıktıktan sonra birine veriyorlar, kes yapıştır, kes yapıştır. O da işte iki tane üniversite öğrencisi alıyor yanına.
teyit etme yok. İmla, hani tahsis zaten bir sürü tahsis hatası var. Bilgiyi teyit etme gibi bir şey yok. Yapan adamın araziyi bilme diye bir durum, böyle bir özelliği yok. Böyle bir kaygısı yok. Yani yaptıranın böyle bir kaygısı yok. Bakıyor böyle güzel, kalın, prestij kitabı diyor onlar. Bir gösterişli bir şey çıkıyor ortaya ama içinde bir şey yok. Böyle olmasın diye. Biz işte kriterimiz kitap koleksiyoncuları alsın, sahaflar alsın. Bu sefer bu kaliteyi yakalamaya yönelik olarak çalışıyoruz. Öğrendikçe de işte, arazide de teyit edince ve yeni makaleler işte bir dönemler yazı yazmış ve tanınmış profesörler döneminin önemli tarihçileri. Kağıthane ile ilgili makale yazmışlar. Ama yazdığı şey yanlış yani, tamam mı? Çünkü biz araziyi biliyoruz yani, tamam mı? Çünkü orada şey yapmışız, hani teyit etmişiz veya mesela bir başka, yani sonra başkaları da ondan alıntılayarak sürekli o yanlış sürekli devam etmiş, tamam mı? Herkes yanlış aslında doğru zannedilerek devam etmiş. Biz de bu sefer şey yapmaya başladık. Yani bu yanlış, bu adam böyle demiş ama yanlış işte şu yerlerin fotoğrafı bu, belgesi bu gibi bir yola girdik. Kitaplarımız böylece bizim kağıthane tarihiyle ilgili zamanında yapılmış makalelerde veya araştırmalarda veya doktora tezlerinde yapılan yanlışları düzelterek de gidiyor. Biz bir kısmı başlangıçta o yanlışları bize doğru zannediyorduk ve ona göre yazıyorduk. Sonra onları da düzelttik. Hani biz şöyle de şöyle dedik ama aslında yanlış, çünkü bu adam yanlış yapmış falan. Aslında doğrusu bu, biz aldığımız bir yeni bulunduğu bir belgede bunu böyle teyit edebiliyoruz gibi açıklamalarla yapmaya başladık. Sonuçta biz araziyi tanıyınca, hem bu kitaptan oluyor, araziyi tanıyınca arazide yapılacak şey düzenlemeleri bu bilgilerin ışığında yapmaya başlayınca şey oldu. Daha bazı işte hani yok olmak üzere olan kalıntı ortaya çıkmaya başladı. Bilmem bir nokta ortaya çıkmaya başladı. Malzeme toplandıkça insanlar görüyor bunu. Mesela esnaf bu fotoğraflardan gelip bizden almıyor. Biz sergilemeye başladık, göstermeye de çalışıyoruz. Bizden almaya ve dükkanlarına asmaya başladı. Altlarına bilgilerini biz yazıyoruz falan, böyle veriyoruz. Çünkü bilmiyor çünkü. Böyle herkes öğrendi. Dükkana işte sağlama ismi koyuyor. Bilmem ne, Barbisos ismi koyuyor. Barbisos ismi nedir kimse bilmez aslında. Kağıthane Teres'in antik dönemdeki ismi. Tamam, adam bir tane, şimdi öyle bir lokanta var orada. Geniş, büyük bir yer, tamam. Bizden aldığı fotoğraflarla da duvarları sıkıntı falan. Bu bir aidiyet geliştiriyor aynı zamanda. Şimdi bir süre sonra Osmanlı dönemi toparlıyoruz falan filan ama bu işin 20. yüzyıl dönemi bize az, zayıf. Şimdi bunu nasıl toparlarız diye düşünüyoruz. Bu sefer kağıthane zamanında bir köy. Köyde herkes birbirini tanır ya. Şimdi o ailelerden hala orada yaşayan insanlar var. Onlar bu arada tanıyorsun tabii. Dedik ki siz de işte hani kapının önünde, çeşmenin başında çekilen fotoğraflar var mı diye başladık, sormaya başladık. Onların da 20. yüzyılı toparlamaya çalışıyoruz. Bir kısmı var dedi, bir kısmı bilmiyorum, bakayım falan filan dedi. Neyse, onlardan fotoğraf gelmeye başlayınca biz bize fotoğraf getiriyor. Bu arada ya da albüme beraber bakıyoruz, aile albümüne. Baktığı fotoğraflardan da anılar atmaya gibi bir şeyler anlatıyor. Ya şu böyle hoş anekdotlar da çıkıyor. Biz şey yaptık, bu sefer Kağıthane Köyü'nün aileleri diye bir kitap yaptık. Tamam. Biz o fotoğrafları toparladık. Onları, o anıları da derledik. Sonra her ailenin soy ağacını bilebildiğimiz, ulaşabildiğimiz kadarıyla başlarına koyarak Kağıthane Köyü'nün aileleri diye bir kitap yaptık. Şimdi kitapta ilk zamanlar, şimdi aile fotoğrafı ya, hani verince kaybolacak, gelmeyecek falan filan ya da güvenemiyor vesaire, bir kısmı aile vermedi. Biz de var olanlarla yaptık, tamam. Çünkü yani onları beklersek olmayacak yani. Birinci cilt çıktı ama birinci cilt yazmıyor da. Şimdi bu çıktıktan sonra bu adamlar, aynı adamlar, belediye başkanı, o zaman belediye başkanı da değişmiş. Ama yine aynı çizgi devam ediyor. O da zaten eski dönemde ilçe başkanı, o nedenle de şeyi biliyor. Tarzı biliyor. O bizim için bir avantajdı. Ama zaten o da açıktı bu işe. Mesela aynı siyasi partiden olup da bu işlere açık olmayan bir sürü de belediye başkanı var. Yani anlatamazsın diyor, ikna edemezsin. Bizim şansımız biraz da o. İki belediye başkanı da bu konuda açık ve açık olması ve bu işi destekler olması.
Başkana geldiler, biz kağıthane ailesi miyiz, bizi niye koymadınız diyorlar. Sen vermedin zaten yani, tamam mı? Biz hani seni koymama diye bir derdimiz yok ki. Sen vermedin derdimizi. Ama başkana gidip böyle söylüyoruz. Bu sefer biz tabii böyle bir şey oluşunca biz yeniden onları tamam bir yapacağız, ikinci yapacağız dedik. Sonra toparlamaya başladık. Daha başka ailelerinkini de toparladık. Bu sefer ikinci kitabı yaptık. Ona ikinci cilt yazdık ama. Yani birincide birinci cilt yazma, ikincide ikinci cilt yazıyor. Sonrasında da bütün bu aileleri toparladık. Bir salona davet ettik. Bir işte resepsiyon gibi bir şey yaptık. Ya fotoğraflardan bir fotoğraf sergisi yaptık. Ve herkesi davet ettik. Şey oldu. Bazıları 20 sene sonra, 30 sene sonra ilk defa birbirlerini gördüler. Bir de şey, bir duygusal bir ortam oldu falan. Fotoğraflarda mesela adam çocukluğunu gördü ya da kadın çocukluğunu gördü o sergide. Bir de sergi formatında önüne çıktığında ağladım bir de orada. Derken şey oldu, salonu aldık. Her koltukta işte kitaplardan var, çantacında hazır. Bir daha dağıtmakla uğraşmıyoruz yani. Oturduğu yerde alıyor. Bize de yardım etmiş ailelere işte bir plaket, böyle bir şükran plaketi bir şey hazırlamıştı. Vereceğiz adamı ya da kadını anons ediyorum. Ben kürsede de ben bunu anons ediyor şeye, yani sahneye gelecek. Anons ediyoruz, adam bastonla gidiyor ya da kadın kızının ya da torununun yardımıyla gidiyor falan. Ama o arada Ahmet bilmem ne mesela, ben anons ettiğimde ekrana bir çocukluk fotoğrafı çıkıyor. Yani adamın sünnet fotoğrafı. Benim bastım da geliyor. Böyle çok, ve onun önünde fotoğraf falan duygusal ortamlar yaşandı. Böyle bir hikayeyle biz kağıthane konusunda hemen hemen her şeyi toparladık. Ve alanın adeta abartısız röntgenini çektik. Yani gerçekten öyle, hiç abartmıyorum. Ve sonra biz başka belediyeler nasıl yaptınız, bunu nasıl yapacağız, bu işin prosedürü ne falan gibi bize gelip sormaya ve yapmaya başladılar ya da öğrenmeye başladılar. Biz onlara tecrübe aktarmaya başladık. Ve bu arada işte üniversitelerden çeşitli çalışma grupları gelmeye başladı. Biz onlara hem malzeme veriyorsun, hem onların yaklaşım tarzı veya sorduğu sorulardan eksiklerimizi fark ediyoruz. Ve bu sefer o eksikleri ve boşlukları doldurmaya yönelik çalışmaya başladık. Çünkü bir şey soruyor. Akademisyen kafasında bir şey soruyor. Biz hiç öyle düşünmemişiz, tamam mı? Şimdi o zaman boşluğu görüyorsun. Bu sefer bunu doldurabilecek bir sistematiğe geçiyorsun. Yani bir şeye geçiyorsun. Bu da bize şey getirdi. Elimizdeki ham malzemeyi aslında kaba olarak ayrıştırmıştık ama hani kolay bulalım diye aslında bizimki buydu. Tematik olarak tasdif ettik. Bu hem bizim bir malzemeye daha kolay ulaşmamızı sağladı, hem o temalar üzerinden bizim yeni kitaplar yapmamıza vesile oldu. Ve biz bu arada işte ekolojik açıdan kağıthane, hayvancılık açısından kağıthane, işte kağıthane ve moda gibi bölüm başlıkları oluşturmaya ve bunun altını doldurmaya başladık. Mesela yeni kitap hazırlıyorum. İlk çağdan günümüze kağıthane ismi. Vay falan, yükçada kağıthane mi yapmış falan diyoruz. Var ama tamam mı? Şeyde, çünkü malzeme var. Şeyde, mesela o kitapta kağıthane ve moda diye bir bölüm yok. Şimdiki kağıthaneye baktığımızda o civara, moda kelimesiyle yan yana gelebilecek bir şey yok yani, tamam mı? Çünkü moda ayrı bir şey. Yani kağıthane ile moda yakıştırılamıyor hiçbir şey. Birbirine yakıştırılamıyor. Ama aslında eskiden öyleymiş. Çünkü ilk modalar Avrupa'dan gelen ya da burada üretilen ya da kadınların yasak denmeye yönelik oluşturduğu kıyafetler ve ilk beğeniye çıktığı, kamuoyuna çıktığı yerlerden birisi kağıthane. Çünkü oraya çıkıyor herkes. Tamam. İstanbul'da ilk araba geliyor. Bu işte birkaç kişi araba satın alıyor. Gelip bunu millete gösterdiği yer de kağıthane. Kağıthane de geziyor. Tamam. Onun için kağıthane o açıdan bir sosyalleşme ve kamuoyuna çıkma alanı. O nedenle de ve o kıyafetlerin yasaklanmasıyla ilgili bir takım fermanlar çıkmış. Bu fermanlardan kıyafeti ayrıntılı anlatıyor ve o kıyafet, o yasaklananın kadınlar tarafından nasıl delindiğini de ayrıntılı anlatıyor.
hangi kumaş kullanmış, o kumaş nerede yapılıyor, bir sürü bilgi var, tamam mı? Bu sefer Kıraathane ve Moda diye bir bölüm yazdım yani, tamam mı? Şimdi böylece biz işte bütün ayrıntılara bakıp olur hale geldik. Hala tabii bir sürü, hala yapmamız gereken şeyler var. Neyse, fazla uzatmayayım. Bir iki şey göstereceğim çünkü. Sonra biz işte akademik kadrolar geliyor, teknik, işte bilirkişi mahkemeden bilirkişiye geliyor, bilmem nereden bir şey geliyor, ya da büyükşehrin imarından şehirleri falan filan. Herkes farklı çalışma için kağıthaneye geliyor. Herkes bir yeri soruyor ya da bir şeyi soruyor. Birisi sağlamak mesireyi soruyor, birisi bilmem ne bahçesini, birisi çeşmesini falan. Şimdi biz de tabii hani artık toparlanmış bir sürü şey biliyoruz, biz rahat karşılık verebiliyoruz, malzeme bulabiliyoruz falan ama şimdi biz olmadığımız zaman ne olacak? Şimdi bizim şöyle bir şeyimiz de en başından beri oldu. Yani yaptığımız çalışmanın hiçbir noktası kişilere bağlı kalmasın istedim. Çünkü Türkiye'de böyle bir açmaz var. Kişilere bağlı kalıyor, sonra da yok olur. Tamam mı? Gruplaştırmak istedik her şeyi. O nedenle kitaplara girdik. O nedenle müzeleştirmeye girdik. Biz hani müzemiz olsun daha batılı değil yani. Sadece korunsun diye yani. Tescillediğinde ve onu kurumsal bir sürece soktuğunda o iyi kötü korunuyor ya da bir şekilde geleceğe aktarılabilir. Biz olmadığımız zaman mesela bu taşlar soruna girecek. Çünkü arkeoloji müzesinin modu aslında şu an. Tamam. Yani bizim bizim olsun, biz bulduk diye bir derdimiz yok. Biz o nedenle de mesela iki bir proje yapıyor. Mimar Sinan proje yapıyor. Malzemeyi hiç takınmadan veriyoruz. Biz zaten şu toplamışız yani. Tamam. O nedenle de şey yapıyor. Biz şey yaptık, o elinizdeki Kağıthane Tarih Envanteri kitabını yaptık. Bunda güneyden kuzeye derenin Haliç'teki bir yerden başlayıp kuzeye doğru bütün yapı noktaları o kitapta var. Yerin altında, üstünde bugüne gelmiş ya da gelmemiş bütün noktalar, günümüzdeki adres bilgileri, ada hafton numaraları, günümüz kurakilerindeki yeri, dahi eski fotoğraflar hikayesiyle beraber orada fazladan edebiyata da girmeden somut bilgilerle her bilim, her noktanın bilgisi var o kitapta. Böylece hani bizi bulmasına gerek yok alanda çalışacak biri. Bu kitabı bulması yetiyor. Bu kafayla orada gelen sorulara göre de bunu dizayn ederek bir kitap yaptık. Mesela Kağıthane Tarih Envanteri diye bir kitap oldu. Zaten listesi vardı ama o süreçte o sorularla falan bizim böyle bir kitaba dönüşmemiz gerektiğini düşündüğümüz için yaptık. Şimdi bütün bunlar bize ne kazandırdı? Bir, oradaki insanlarda aidiyet duygusunu destekledi. Özellikle Kağıthane köyü yerlerinde ve mahallelerde. Çünkü mahallenin kuruluşunu yapmış, artık şimdi 80'li yaşlarında yaşayan insanlar var. Çünkü 60'lı yıllarda kurulmuş şu bir sürü mahalle. Kağıthane köyü eski tabii de. Sonuçta biz onlarda da işte Kağıthane öldü, bitti, dağıldı, psikolojisi biraz kırılmış oldu. Hani birilerin o ölen, biten, yok olan, parçalanan şeyi sahip çıkan, toparlamaya, bir yere getirmeye çalışan birileri var ve bunu belediye yapıyor gibi oldu. O zaman şey oldu, bu moral kaynağı, işte fotoğraflar alıyorlar, oraya asıyorlar, buraya asıyorlar gibi şeyler. Bunun görünümdeki tepki biçimi haline geldi. Sonra biz işte dediğimiz gibi, hani alanda bir sürü şeyin dönüşümünü bu doğru şekilde bu bilgilerle yaptık. Mesela bir tane kalıntı var, kalıntının orijinal hali ne bilmiyoruz. Adını bilmiyoruz kalıntının. Fotoğraf çıktıkça kalıntının eski haline adım adım toparlamaya başlıyor. Dönem fotoğrafları çıkıyor. Dönemde bazılarında başka, bazılarında başka. Bunları kıyaslayarak şey yapıyorsun. O binanın tamamını bulabiliyorsun. Bulduğun zaman ona göre de projelendiriyorsun falan filan. Ve böylece biz mesela o kalıntıların neredeyse tamamı restore edildi ve sırf bu çalışmayla bulunmuş. Ve doğru restore edildi. Neden? Çünkü malzeme, yeterince malzemesi var ve biz o malzeme üzerinden gidiyoruz. Belediye başkanı da, bak burada hakikaten başkanlar önemli. Mesela diyor ki Hüseyin'e ya da bizdeki şu malzemeye bakın diye yönlendiriyor ya da şey yapıyor hani set çekiyor, tamam mı? O zaman adam memur ya da işte teknik adam kafasına göre yapamıyor. Çünkü ona engel diyor, çünkü bilen birisileri var burada.
yaptığı şeyin böyle yalap şap aradan geçemeyeceğini biliyor. Tamam, o zaman ortaya doğru bir şey çıkıyor. Şeyle biz bütün bunları yaparak işte alandaki o yok olmak üzere olan tarihi noktaları kalabilenleri restorasyonu sağladık. Bunlar yaşama yeniden katıldı. Biz işte geçmişi toparladık çünkü bazı şeylerin 20 sene sonra istesen de toparlayamayacaktın çünkü yok olacaktı. Tamam. Biz o yok olacak şeyi yok olmadan önce kapmışız. Ve mesela aynı konuda 30 sene sonra çalışacak biri artık o malzemeye sahip. Diğer peki İstanbul'un içerilerini. Onlar aşağıda. Şeyde, bir de biz bunu söyleyeceğim ona. Bunu yaparken, tamam biz hani 100 yıl öncesini, 50 yıl öncesini toparlıyoruz ama 100 yıl sonra da bugünü toparlamak isteyecek birileri çıkacak. O zaman ne olacak? Biz o zaman yaşadığımız günün tarihini yapmak diye bir şey, bir başlık yaptık kafamızda. Şimdi hani geleceğe kalacak kağıthane tarihinden, yaşamından geleceğe kalacak stratejik köşe noktalarını şey yaptık. Klasörlendirdik. Orada bilgileri ve ara tarih, belli tarihleri var, gelişme tarihleri. Onları not ettik falan. Ve böylece onlarla ilgili dokümantasyonu yere topladık. Mesela daha resmi evrenin içinde var. Belki kaybolup gidecek falan. Ya da 10 sene sonra seker edecek. Ama sen onun mini kopyasını almışsın bu tarafa. Bizde böyle hani ayrı bir arşiv daha var. Mesela kağıthanede, kağıthanenin hafızası denilebilecek bir arşiv daha var. Şimdi kağıthanenin hafızasını oluşturabilmek, tamam mı? Ya da hani moda deyince kozmik oda diyorsanız, kozmik oda gibi. Aslında bir kozmik odamız var oluşmuş. Ve bu sadece bir çalışmayla oluştu. Ve bu bize yaşadığımız günün tarihini de yapmaya başladı. Çünkü bunu öğretti bize. Çünkü 100 sene sonra da bizim yaptığımız uğraşıyı birileri verip burayı toplamaya çalışmasın. Bu hazır olarak bizim topladığımızla birlikte günümüzle geleceğe atabilsin istedik. Onun için de bir de böyle bir alt başlığımız var. Yaşadığımız günün tarihini yapmak diye bir şey. Biz bir de böyle bir şey toparlıyoruz. Şimdi bunların hepsi bizde bir vicdan oluşturuyor. Kağıthane vicdanı diye bir şey var artık orada. Çünkü hani bir yere bir şey yapıldığında bana mesela hani belediyeler yapar ya, bakanlıklar böyle yalap çap, dalar, yıkar, yapar falan. Yeni bir şey yapar oraya. Ve bakın ne güzel yaptık derler. Aldık ya bir sürü şeyi yıkmış bozmuşsundur yani, tamam. Ve bir sürü de para harcamışsın. Şimdi orada diyelim ki orada böyle olmuyor ki zaten. Ya da olmamasına çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim. Çünkü olduğu örnekler var. Çünkü her şeyi çok engelleyemeyebiliyorsun. Ama yine de mesela şeyde bir sürü şeyi de öyle durdurduk. Güzel dizayn edebildik. Bu arada mesela hani kağıthane ve moda dedik ya, kağıthanedeki sosyal, eski sosyal etkinlikleri de öğreniyorsun. Cirit, tırtır, ellet, okulluk, güreş gibi şeyler yeniden başladı. Cirit'in başlaması Anadolu'daki cirit takımlarını mesela spor federasyonu ciddiye bile almamış falan. Biz İstanbul'da cirit yapmaya başlayınca birdenbire Anadolu'daki cirit takımları 7 tane kalmıştı. Birden canlandılar ve herkes İstanbul'a geliyor çünkü biz onlara para da veriyoruz. Geliş parası, masraf, konaklama falan filan İstanbul'a çıkıyor, gazetelere, televizyonlara falan. Bu birdenbire Anadolu'daki son kalan 7 takımı canlandırdı. Bu sefer ve bizim etrafımızda gayri ihtiyari toparlanmaya başladılar ve herkes İstanbul'a gelmeye çalıştı ve bir polis faaliyeti arttı. Bu sefer birdenbire şey oldu, federasyon, merkezi devlet kafası böyle bir şey aslında, tamam mı? Geride kalmamak için hemen onlara ayrı bir federasyon yaptı. Tamam. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu diye bir şey kurdu. Cirit'i oraya aldılar. İnisiyatif onlardan kaçmasın diye, tamam mı? Bu tabi İstanbul'a gidecek mi? Tamam. Onların böyle senelerle uğraştığı şey bir anda yapılmış oldu. Bu mesela hani buradaki cirit klavürlerinin tetiklediği bir şey, tamam mı? Mesela atlı okçuluk diye bir şey var şimdi Türkiye'de. Atlı okçuluk aslında yoktu. 2000'e kadar bu 20. yüzyılda gitmiş. Yok. Şimdi sen hani tarihini atla ve okla yapmışsın, bunu ünlüyorsun falan ama ok imal edemiyorsun şu anda, oku ithal ediyorsun, tamam mı? Bir de at üzerinde ok atabilen bir tane adam yoktur Türkiye'de, tamam mı? Şimdi
Cirinçiden bize geliyor atçı. Bunlar atı iyi kullanırlar. Çünkü at oynuyor aslında cirinde. Şeyde okçular geliyor ama o ata binemiyor, o da ok atamıyor. Tamam mı? Şimdi bir araya gelin dedim. Yani ben bunları şey yaptım. Hatta ilk Sivas takımıyla yaptılar. Buradaki geleneksel okçular da yeni yeni başlamış, onları getirmiş diyor. Onlara da para veriyorum tabii yaptıkları etkinliklere. Şey yaptım, buluşturdum bunları. Biz üçlü bir toplantı yaptık. Okçuların başkanı, Sivas Çelik takımının başkanı ve ben. Dedik yani birbirinizi öğretin. Yani atlı okçu, at üzerinde ok atabilen birileri olsun dedik. Ve böyle başladılar. Şimdi işte Cemal Ünal bile at üzerinde ok atıyor artık yani, tamam mı? O da o takımdaydı o zaman. Şeyde, şimdi bir takım oluştu falan. Geleneksel okçular Macaristan'a gittiler, oradan öğrendiler. Macaristan'dan birileri geldi, bunları öğretti. Kore'den geldiler falan filan. Şimdi Türkiye'de at üzerinde akrobasi yapabilen ve at üzerinde ok atabilen bir grup oluştu şimdi. Bu kağıthane süreciyle başladı. Şimdi bu, hani biz hani böyle bir ulan böyle bir şey yapalım diye başladığımız bir şey değil. Hayatın bize gösterdiği, önümüze çıkarttığı ve bizim de fark ettiğimiz şeyler. Kaç dakikamız kaldı? Şimdi şey sonuçta bize işte kağıthane vicdanı oluşturdu. Kağıthanenin hafızasını oluşturdu. Aidiyet duygusunu geliştirdik ve ortaya geçmişten geleceğe gerçekten yok. Tamam, ve işin içinde de kuvvetli her şeyi kurumlaştırmak gibi bir derdi burada. Kişilerde tutmuyoruz. Kişilerde tuttuğumuzda çünkü biter. Onun için size ben şimdi özeti bu bizim şeyimizin. Şeyde bir takım fotoğraflar göstereyim. Eski yeni kıyaslamalı olarak olsun. Ve bizim mesela işte ilkokul çocuklarından başladık dedik ya. Açık sağ taraftaki. Sağda. Orada açık. Sağda. Şu, ok gösteriyor mu? Gördüm. Gözlerim çok. Tamam. İstersen otur, ayakta şey. Tamam. Bizim işte ilk başladığımız zamanlarda oradaki tarihi kalıntılar üzerine böyle satılık yapıyorlardı. Satıyorlardı yani, tamam mı böyle? Şimdi kapıyı mı? Kapıyı, evet, kapının üstünde satılık yazıyor, görüyor musunuz? Bak şurada satılık yazıyor. Bak şurada satılık. Kapı mı satılıyor? Adam bunu satıyor. Bunun yanında bir başka eser daha var biraz ilerisinde, ona da satır yapmışlardı, onu sökmüşlerdi. Sökerken kırmışlar, onun için bırakmışlar. Kim satıyor? Bazı da satılık vardı. Sonuçlarda gidin. İşte, hani mesela buradan, buralardan başlayarak biz... Siz bir bakıtlar mı? Esmiye. Hangisi? Ben yardımcı olayım bence. Orada. Ha, evet. Sen nasıl şimdi? Şu iki tutuyoruz. Hemen açalım. Hızlı fazla bir şey yapayım. Şuradan şey yapayım. Bak şimdi şurası. Burası kağıthane borutanesinin olduğu bina, tamam mı? Şimdi devam edelim. Bunun iskelesi var, şimdiki hali bu. Bakın şurada binalar görüyor musun? Normalde iskelesi var ya işte hani Anadolu'ya silah kaçırılan yer burası. Bu şu depolar İngilizler tutmuş falan filan. Evet, doldurulmuş mu bir dakika? Doldurulmuş, evet. Şimdi bak bunun karşısında şurada minyatür var burada. Bak şurada da büyük şey çadırı. Böyle devam edelim. Bak şimdiki hali bu. Borutane. Arkasında tabi bir mahalle var. Devam. Bak. Bizim üniversite. Şimdi bu, bak şurası görüyor musunuz? Kağıthane borutanesi burada. Kağıthane iskelesi de hemen şurada. Tamam. İstanbul ilk eli tutmuş. Şimdi şunlar normalize binaları. Burası şimdi talep başı. Az önceki apartmanlar neredeydi? Devam. Şu gösterilerde arkası evet. Tamamen kaplanmış apartmanlar. Yani yukarıya tırmanmış. 1926'dayız. Şimdi Cenevesi tabi istasyonu. Şimdi biz bütün bu noktaları tanıyınca dönüşümleri konusunda da bir fikrim var. Şimdi adamlara bakın ve bahçe duvarının boyuna bakın. Öteki fotoğrafa geçelim. Bak bahçe duvarının birbirimizdeki halini görüyor musunuz? Bak duvar tamamen görülmüş. Doldura. Evet, devam. Burada da hafriyat kanalı görüyor. Çok mantıklı.
Yol nasıl öyle yükselmiş çünkü? Adım. Aa, işte kent böyle yapılıyor. Aslında bir yoldaki. O yolun üstü bir tane daha. Bütün çeşmeler gömüktür ya Türkiye'de. Aşağı kalmış. Bakın şeyde İşte bir de hani nereden nereye geldiğimiz konusunda da bu fotoğraflar bize fikir veriyor. Tamam mı? Hem biz tanıyoruz hem insanlar çok daha çarpıcı şekilde görebiliyor. Bu Avrupa'dan da suyu yazıyor. Yukarıda kağıthane eşittir kağıthane demek. Kağıthane demesi. Bir devam eder. Bu yaklaşık olarak aynı. Bir daha geri gider mi baş? Yani, buradan. Yaklaşma ne demek? Kaç yıl var arada? Bu nedenle biz onu makale yazabilirsiniz. Hangi yıl? Yürüyen başı, henüz daha silahlar olmadı. Altmışlar olmadı. Bu hangi yıl? Silahlar değil. Cendere tabi. Bu 1890'lar. Tamam, 1890 fotoğraf. Fotoğraf nasıl? Tamam, şimdi fotoğraf 1863'ten. Orada da bir çadır. Devam edelim. Şimdi cendere geç. Yakın anladın mı? Bunları... Buyurun. Şimdi... Bibliyokça tamam, olur. Biliyorsunuz. Sadabat Sarayı'nın önünde bir önemli bir su mimarisi örneği var. Cetveli simyalı gümüş dere denilen bir cetvel bu. Kağıthane Köyü şurası, şurada, şu düz hat 1100 metre. Dolunay çıktığında gümüş renginde oluyor. O nedenle adı gümüş cetvel. Şurada bir kaskat var. Bir de şurada bir kaskat var. Kaskatın yarısı var burada. Kaskat. Burada da şuradan şeylerden kademelerle su akıyor. Şurada da onu seyrettikleri bir köşk var. Şimdi bu günümüz fotoğrafı. Zamanında böyleymiş. Şimdi şu köşkte oturuyorsunuz. Buradan tanrıları var. Birinci yazıyla olursa İkinci havuz, birinci kaskatlarında ki bu yine de son halde 1923 yılında. Bunu bildin mi? Şimdi oradan geldiği nokta bu. Tamam. Devam. Şimdi bütün bunları görünce ne oluyor? Depresyon oluyor. Depresyon oluyor ama bir kurumsal vicdan oluşuyor. Şimdi bak, alttaki fotoğrafı açar. Bak, o işte çağlayan o kaskatların seyredildiği çadır şey, köşk bu. Çadır köşk ya da perde köşk. Perdeden dolayı perde düşmüş. Bu bir başka kartpostal, yukarı postal bu. Çift iki hali bu. Bakın sadece, alttaki temel taşı. Bir yere gelsene böyle. Bir yere gel. Gördüm aşağıda çift şey iki içinde. Temel. Ne deniyordu bunları böğür, bağırıp, böğür içine? Beni böğründe mi? Ha, böyle bir şey. Başka bir böğründe. Bir de bunu. Neyse gelelim, boş ver. Bu kaskatları görüyorsunuz değil mi? O çalışır halinde fotoğrafı. Bu fotoğrafı ben çıkardım. Bir de böyle bir şey de var. Çünkü bir de hafıza hakikaten kurumlarda yok ve bir sürü şey dağılmış gitmiş. Toparlamak için Belçika'sından, Londra'sından, New York'tan, Atina'sından kadar bir sürü yerden bir sürü şey alıyor. Bu deminki fotoğrafı negatif olarak mı aldınız yoksa basılı olarak? Hayır, karta basılı halde. Bu yine bir kartpostal kaskatları gösteriyor. Şimdiki hali bu. Günümüzdeki hali bu. Daha bu geri gel herhalde. Bu şimdi bir hali var. Yani şu işte bak. Bu eskiden böyleymiş. Tamam. Şimdi... Teşekkür ederim. Kartpostalı nereden aldınız? Güzel ailelerden. Güzel. Hepsi mi? Hepsi. Devam. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. İki önceki fotoğraf o... O geri gelebilir miyim? Bir önceki, işte ben, bu fotoğrafı nereden? Belçika'da. Çok net ama ya. Acayip bir şey. Çok iyi fotoğraflar, çok kalitesi çok o güzel. O zaman tüm seyahatler, kocaman bir turizm alanı yani satılıyor bunlar. Ya bir de mesele var. Kestönerler var. Devam et, abi. Bir de söyleyebilirsin falan. Çağzak Kasım'a göre. Kağıthane o dönem İstanbul'un hakikaten önemli çekim merkezlerinden bile herkes buraya vuruyor, geliyor falan. Şeyde dolayısıyla seyyahlar da buraya geliyor ve her seyahatnamede çoğunda bir kağıthane bölümü çoğunlukla var. Şimdi mesela biz bu elimizdeki kitabı bitirdikten sonra seyahatnamelerde kağıthane diye bir kitap hazırlıyoruz şu anda. O bütün o İsveç'ten İtalya'ya, bilmem nereden nereye kadar hepsini toparlıyor şu anda. 34 mu oldu? Bir soru ki şu anda denize mi var? Ondan sonraki. Sonra hepsini çevireceğiz ve seyahatnamelerdeki kağıthane bölümünü basacağız. Bak, Çağlayan Kasrı ya da Sadabat Kasrı, bir dakika duvarım var. 10 yılı.
Kaskatları görüyorsunuz. Birinci kaskat Gülüş Havuz, ikinci kaskat Gülüş Havuz, Çadır Köşkü, Çağlayan Köşkü. Devam. Bu diğer tarafından çekilmiş fotoğraf. Bak bir de bazı fotoğraflarda adamları görüyor musun? Böyle elli önle yaklaşık bir divan duruyorlar. Çünkü bu fotoğraflara padişah bakacak dedi. Tamam mı? Anlaşıldı böyle. Evet devam. Bu yine birkaç postan hangi fotoğraftan yapılmış? Günümüzdeki hali. Tamam. Şimdi, köşklerin, köşklerin yıkım tarihi ne zamandı? 1950-1943. Neden yıkmışlar? Tamiri masraflı olacağız. Sonra da sanayi için. Evrakta gerçekten böyle yazıyor. Tamiri yazılımından daha masraflı olacağız. Şey, tamir edin mesela tuvalet lazım diye. Ne? Tuvalet lazım diye. Kağıthane olmaz değil mi? Sanayi olacak. Şurayı görüyorsunuz. Kaskatçı. Arkadan görmüşü şöyle normalde devam ediyor. Tamam mı? Şu çadır köşkünün temeli. Şu an havuzun içinden bakıyoruz aslında. Evet, evet. Bak, şu da Sağlamaz Sarayı'nın temelleri, şurası büyük havuz. Şimdi şu kaskatlar normalde bak, şurada yok ya, yeşillik geliyor. Burada normalde şu duvara kadar geliyor. Devam. Onu 1956'da sel geliyor. Selin hızını açmak için dinamitle patlatıyor. Ya. Ve böyle Giovanni Belçika'dan gelen fotoğrafı görüntüyor. Bak şimdi, bak şu fotoğrafı görün, iki geri gel abi. Bu, bak, yaklaşık aynı yer. Tamam. Buradan çekilmiş yer. Bak, şeyi görüyorsunuz, dışarı çadır köşkün şeyi. Kaskası, bak, suni su da yapınlar, doğal dedik. Sizin burada görebiliyorsunuz ve büyük köşkü görüyorsunuz. Şey, büyük köşkü. Devam edelim. Onu geç, aşağı in. Onu da geç, daha iyi altına gel. Bir şey sorabilir miyim? Yıkılmadan önceki fotoğrafları var mı? Var. Hemen yıkımında. Çok mu harap? Yıkılırken, yıkılmadan hemen önceki fotoğrafları var. Onları görebilir miyiz? Burada yok. Bunlardan yıkılmıyor. Tamam. Bak bu merkezdeki işte cami. Bu işte kaçıncı yüzyılda normal? Karnı zamanı. Ne yapmışlar üstünde ya? Kahveye gitmiyor. Şakarlar. Şimdi bak, hadi bir geri gel. Bak şu çeşmeyi görüyor musun? Evet. Bak nasıl aşağıya. Bu çeşme normalde yoktu. Tamam mı? Yani günümüzde yoktu. Şimdi sadece şu kitabesini zamanında çeşmeyi kaldırırken kaldırmışlar. Caminin duvarına monte etmişler. Onu da bir yerde duruyor ama köşede bir yerde. Daha hiç farkında bile olmuyor. Şimdi ne harika. Şimdi bizde de evraklarda var. Silahlar, Mustafa Paşa çeşmesi var. Ama nerede olduğunu bilmiyorum. Tamam. Bir de işte kitabesini okumuşlar bir zamanda. Bu tamir kitabesi, tamir kitabesini yapım kitabesi diye makalelerde yazmışlar. Tamir kitabesindeki tarihe bakıyorsun, adamın tarihine bakıyorsun, arada 120 yıl var. Eğit etmemiş ya, yani, tamam mı? Biz bütün bunları da şimdi hem onları düzelttik, tamam neyse bak şimdi ama yerini bilmiyoruz. Köylülere soruyoruz, işte şurada diyorlar, burada diyorlar, bir çeşme var, çeşmenin adını bilmiyorlar bana. Herkesin tarif ettiği yer farklı, tamam mı? Sonra biz yine bir müzayede bu fotoğrafı bulduk. Fotoğrafın detayına gel abi şu. Görüyor musun? Bak çeşme burada. Fotoğrafa girmiş. Devam ya, okul dediğin değil. Yok, caminin yan doğru. Caminin yan doğru. Evet. 1944'te demek ki ayakta duruyormuş çeşme. Devam. Başka bir şey yok. Hızlı geçelim. Bu caminin şey çalışmaları. Devam, devam. Tamamlaması da olmuş gerçekten. Devam. Yok o kadar. Tamam. Şeye gel o zaman. Silahlar Yusuf Paşa Çeşmesi diye bir şey var. Hemen çeşmeden bahsetmişti, onu gösteriyor. Demir yolu burada kısa bir. Tamam, gösterin ya. Bak orada. Cami. Silahlar Yusuf Paşa, tamam oğlum. Kaç ay? Bak bizde de devam edelim. Önce bir gel. Devam, devam, devam. Devam yok. Bir tane daha. Bak bizde de o çeşmeyle ilgili sadece şu fotoğraf var. İstanbul Çeşmeleri diye 1942'de yapılmış bir kitapta. Bu fotoğraf var ama yer belli olmuyor. Bir de yeri tarih edilmemiş zaten. Onun dışında da bir şey bilmiyoruz. Çünkü insanlara da soruyoruz. Onlar da başka başka yer tarif ediyor. Sonra devam ediyor. Bak şu yukarı yok yok. Aynı yerde. Aynı yerde. Bir, tek bir fotoğraf var. Yukarı çık. Yani şu bak. Ben 44 yazarım. Dördüncü.
Şu işte. Bak şurada da bu fotoğraf da sonradan evimize geçen fotoğraf. Bak burada da görüyor musunuz? Şurada çeşit. Tamam şimdi işte bu hani fotoğraf okumayı öğrenince onu görüyorsun. Ondan önce fotoğraf işte. Tamam mı? Bu iki fotoğrafla biz yerini tespit ettik. Sonra da o yere, o çeşme yapıldı ama yapılmadan önce bir daha geçip bir sarı bir fotoğraf var ya. Bir daha bir sorun olacak. Sonra da bu fotoğrafı bulduk. Şimdi bizim elimizdeki tek olan fotoğraf çok kötü bir fotoğraf. Nasıl olur bunların bir fikrimiz yok. Ama arıyoruz bir yandan da fotoğraf arıyoruz olay yerine. Sonra yine bir müzayededen böyle bir fotoğraf çıktı. Tamam. Bu fotoğrafla çeşmenin formunu aşağı yukarı şöyle diyoruz. Öteki fotoğrafların detayında objektife takılmış olarak yerini bulduk. Sonra da o yere o çeşmeyi, o orayı yapmıştık. Yani. Tamam. Devam edelim. Şimdi başka bir bölüme geçebiliriz. Sonra böyle yapıldı o. Sadece bir dik açı yaptı o kadar. Onun dışında bir şey yapıldı. Poligon kasrına geç. Poligon kasrına poligon çeşmesi. Ya sonra okumayı da ya sonra demir yolu. Sağ şaş takımız var. Demir yolu bitirelim. Tamam. Bu şimdi yine kağıthanedeki kasırlardan biri. Poligon alanı var, atış alanı, askerler atış yapıyor falan filan. Başına da öyle bir şey yapmışlar, kasık yapmışlar. Bu da onun 19. yüzyılın sonunda yapılmış bir tablosu. Devam et. Sonra 1940'a geldiğinde onu tutuyorlar, yerine bu fabrika yapıyorlar. Tamam. Hava gazı fabrikası bu. Son hali şimdi o fotoğraf, yani o tablo bak şu taraftan bu tarafa doğru çekilmiş. Devam. Bak şimdi tabloda gördüğünüz, bak tabloda gördüğünüz kasrın olduğu yer burası. Yani şu yeşillik var burası. Ve şuradan böyle çekilmiş bu fotoğraf. Şöyle çekilmiş, bu yönde çekilmiş fotoğraf. Bak şimdi şeylere bakın, yamaçlara bak. Şu yeşillik alan da derbercilerin var. Bunun olduğu yer. Tamam. Devam edelim. Şimdi bak o ilk fotoğrafa yeniden gel. Bu mekan, bu hava fotoğrafını tekrar yapıyoruz. Ben çekeceğim fotoğrafı. Bu mekan bu halde şu an. Devam. Şimdi poligon çeşmesine gel. Evet. Poligon gibi bir şey yapayım. Bu yolun kenarında böyle kendi bir kalıntı olarak duruyorum. Bu da herhalde çeşme falan duruyor. Sonra çeşme ya, çeşme. Sonra fotoğrafını bulduk, böyle bir çeşme olmuş. Moreski falan. Sonrasında aynı yere bu yapıldı, tamam mı? Kubbesi falan da yapıldı, kubbesi de kurşun kaplandı. O sene içinde kurşundan çağırdılar. Çeşmenin adı neydi? Çeşmenin poligon çeşmesi. Poligon çeşmesi. Tamam. Sonra şu kurşundan şu an yok. Yani, tamam mı? Devam. Bununla ilgili sunum, çarşamba seminerlerimiz Ork'ta büklü sunum sunması. Mert Sandalcı ve Hüseyin'in beraber hatta Feresli de var. Tek bir sunum var bunun hakkında. Kağıthane Demir Yolu'yla ilgili ilk fotoğrafı bulduğumuz hikaye buna başladı. Burada işte Yıldız Ağacı'nda gördük, altında Kağıthane Demir Yolu inşaatı yazıyor. Oradan geldiğinde koskoca bir kitap. Kısa işte her şeyi göster. Şimdi hadi gelelim. Şimdi bu... Şu şey, silahların olduğu iki dere arasını göstereyim. Silah, bak silahlar burası. Tamam mı? İki derin arasında. Gördün mü? Şurası, silahlar elektrik arkası burada. Çift alan havzası, ağaç bölgesi, hepsi top bölgenin ağaç da havzası kırılıyor. Buradan bir hat daha gidiyor, şuraya Karaburnu'na. Şimdi buradaki kümbürleri şu iki yolla cennet üzerinden silah tarafı taşıyor, silah da elektrik bölgesi. Kömür. Zira şeylerin kaynakları bitmiş değil mi? Öyle yok, Birinci Dünya Savaşı koşullarında İngiltere'den gelen kömür ithali duruyor, savaş halinde olduğu için.
Rus gemileri de Zonguldak'tan gelen köpür gemilerini batırdığı için Bizans'tan beri varlığı bilinen ama endüstriyel olarak kullanılmamış kömürleri şu havzada buraya taşımak için kuruluyor. İşte işgal İstanbul'u döneminde de silahların Anadolu'ya kaçırılmasında kullanılıyor. Şuradan devam eden şu kara burada çıkıyor. Buradan da teknelerle inme oluyor. Şimdi biraz daha bu üçüncü köprü havalarını biraz daha soğuk. Sol şeyde kalmak. Devam. Sonra biz bunlara turlar yapmaya başladık. O turlarda kayıp bir demir yolu izinde turlarıyla böyle kitapta mesela eski hali var, şimdiki hali bu falan, demir yolu buradan geçiyor falan. Böyle şeyler devam ediyor. Bu işte silahlar en büyük var. Böyle önünde dekovil hazırlıkları var. Bakın şu silahlar elektrik fabrikasını görüyorsunuz, biliyorsunuz orada. Hani şimdi şu köprüyü görürsünüz, hemen yanı otoparktır bu. Hatırlıyor musun? Şurası şu an otopark. Bilgi versin otoparka, devam edin. O turlardan işte evimize kalan son ray parçası ve son kilometre taşları şurada. 6 tane kilometre taşı var, son ray öyle, başka bir şey yok günümüze kalan. Bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim.